Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Haziran ayındaki araç satış adetleri hakkında olacak. Şimdi bayiye gidiyorsunuz. Ne diyorlar? Araç yok. Bu araçlar nereye gidiyor? Bakalım kaç adet araç satılmış, hangi markalardan, hangi türde araç satılmış. Hepsi bu videomuzun içerisinde. Videomuza geçmeden önce kanala abone olup bol bol yorum atıp videoları beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız videomuza geçelim. İlk olarak arkadaşlar şunu söyleyelim. 2021 Haziran ayı ile 2022 Haziran ayı arasında çok bir fark yok. 2021 Haziran'da 79 bin küsür bir araç satışı olmuştu. Bu ay ise toplam 80 bin civarında, hatta 80.600 diyebiliriz tam rakam olarak, 80.652 adet araç satışı yapıldı. Yani geçen sene oranla daha fazla, gördüğünüz gibi. Araçlar nereye gidiyor? Yani 80 bin araç arkadaşlar, ben burada hep sizlerle paylaşıyorum, bayileri de geziyorum ama araç çok. Bu araçları kimler alıyor? Ya da bu araçlar gelmeden önce alınıyor mu? Ama bu 80 bin hala biz üretim ihtiyaçlarını karşılayamıyor bayiler ya da fabrikalar, markalar. Böyle sıkıntılar var. Şimdi bakalım ilk markamız fiyatta 13.601 tane toplam araç satışı gerçekleşmiş bu ay arkadaşlar, Haziran ayında. Fiyattan sonra tabii ki de en çok satılanlardan bir tanesi de Volkswagen grubu. Volkswagen'de de 5.500-5.800 civarında bir satış gerçekleşmiş. Renault'da da 11.336 tane satışı görüyoruz. Bu civarda bu araçlar oldukça satılıyor. Tabii ki de ülkemizde en popüler ve en ucuz araç segmentinde bunlar geliyor. Ford'da arkadaşlar 816 tane. Ford'da cidden çok az satış var. Yani niye bu kadar az bunlar bilmiyorum. Bu araçlar nereye gidiyor arkadaşlar? Bu araçlar gelmiyor. Farkında mısınız? Yani ya bunları alttan parası olanlar hızlıca toparlıyor, 1-2 ay tutuyor, satıyor, ya da galericiler hemen topluyor, ya da işte bayiler tanıdıklarına veriyor gibi, böyle böyle şekillendirebiliriz ama hala ihtiyaçlar karşılanmıyor gördüğünüz gibi. Çünkü herkes çok araba almak istiyor. Pandemiden dolayı fabrikalarda sıkıntılar çıktı. Bunu hala karşılayamıyorlar ve insanlar aracı artık yatırım olarak görüyor. Alıyor, diyor ki ben diyor param diyor TL'de kalacağını, ben bu aracı alayım, 3 ay tutayım, sonra diyor 150-200 bin lira kazanırım mantığıyla baktığı için şu anda böyle bir durum var. O yüzden ihtiyacı olan insanlar bu araçları zaten alıp binemiyorlar. Bu yüzden dolayı da fiyatlar sürekli artıyor. Dolar artıyor. Araç bulunamıyor. Sürekli zaten fiyatları üste çıkıyor. Bu fiyatlar arkadaşlar artacak artık. Ya artacak böyle gitgide. Her ay yükseltecekler bunları. Bakalım bu nereye kadar sürecek, merak konusu. Gördüğünüz gibi satış adetleri bu şekilde. Tüm markaların burada detaylarını görebilirsiniz. Şöyle sizler için de onları ekranımıza koyalım. Buradan okumak isteyen arkadaşlar yerli, ithal ve ticari otomobil olmak üzere tüm detayları görebilirsiniz. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bu videomuzda Haziran ayı satış adetlerini konuştuk. Umarım keyifli, faydalı bir video olmuştur. Hepinizi yorum kısmında bekliyorum. Detayları oradan konuşalım. Siz ne düşünüyorsunuz bu araç bulunamaması hakkında, ama bu 80 bin araç kimlere satıldı? Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, bana destek vermek ve sizlere daha az ulaşmam için abone olursanız çok mutlu oluruz. Diğer videolarımız için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Tıkırıza taş değmesin.